Bu tabanlar rütubet çektiği için bu duruma geldi. Biz oturduğumuzda böyle değil tabii. Şurayı. O zaman şimdi düz. Orijinal tahtası. Tahtalar orijinaldi. Burası mutfak. Burası yemek odası diye yaşıyormuş. Şeylerde yaşıyor. Bulunduğumuz konak Sivas'ın eski yerlerinden Rıza Eşi Bey diye bir insan vardı. Sivas'ın tek nalburuydu. Ona aitti. Biz de 50 yıldır da bizde. 50 yıl oldu biz buraya alalı. Şu anda tescillendiği için hiçbir şey yapamıyoruz. Tescil işi bittikten sonra bakanlığın yardımıyla tamir edilecek. Tamirden sonra da kafa olarak planlandı. O plan üzerine gelecekte değerlendireceğiz. Şeyden gelenler 200 yıllık vardır dediler. Müze Müdürlüğü'nden, Kültür Bakanlığı'na gelenler. 200 yıllık vardır dediler ama tabii biz bilemiyoruz. Onlar evi çok beğendiler. Vallahi tabii biz bilemiyoruz da eski ahşap yapılar malum. Kullanılan malzemelerin herhalde bu beton yerine kullanılan ne derler bir çimento şey kireçle falan yapılan bir malzeme varmış. Horasan Sıva. Onlardan dolayı mesela Sivas'ın çok bir mimar gelmişti. Sivas'ına hayran kaldı dedi. Ben böyle bir Sıva görmedim dedi. Artık neyse özelliği bilemiyoruz tabii biz. Böyle bir Sıva dedi şimdi dedi yapılmıyor dedi. Bunun dedi toprağı içindeki o harcı dedi çok farklı bir malzeme dedi. Burası tescillendikten sonra boş kalmasın diye ben de zaman zaman geliyorum. Burada ufak tefek domates, biber gibi, soğan gibi şeyler yetiştiriyorum. Hem bana bir oyalanma oluyor. Hem de insanın toprakla buluşması insanı rahatlatıyor. Binanın işi, bu işi tamirini yapan insanları getirdim dedim ya. O insan dedi ki, bu bina çok sağlam Kültür Müdürlüğü'nden. Bunlar da azaldığı için dedi, bunlar şehrin tapusu. Nasıl ki ulu camiler efendim, Sultanahmetler Türkiye'nin tapusuysa bu da diyor Sivas'ın tapusu diyorlar. Tabii ki, tabii ki. Çok da şey var, taliplisi var yani. Birkaç kişi böyle arkadaşımız gibi bana ver falan yani yapılınca. Hatta butik otel yapmayı bile düşünen varmış. Öyle birisi geldi. Burası dedi olur dedi. Dedim bana ben anlamam o işten. Butik otel yapabilirim burayı dedi. Buranın hiç suyu kesilmez. Hiçbir zaman buranın suyu kesilmez. Biz burada 50 yıldır oturuyoruz. Bir defa bile kesilmemiştir buranın suyu. Şu tavanlar orijinal. Tavanlar orijinal. Burada divan dediğimiz şey vardı. Otururlardı. Makatlelerden önceden Sivas'ta öyle yaşandı. Geliyoruz. Kapıda dur öyle de ben şuradan fotoğraf alayım. Bana bak böyle. Şöyle açayım. Tahtaları orijinal mesela. Orijinal. Pencereler orijinal. Yapıldığı ki tavan yapıldığı ki yüzücü tavan. Sivas Erler'in için. Zamanın dolapları. Proje yine şu anda. Buna da uygun yani.
İşte burada devlet burayı tarihi diye koruyor ama yetkililer şu yazları görmüyorlar. Bunu yapan insanları emniyet tespit etmesi lazım. Gençlerin böyle yapması doğru olur mu? Çok ayıp bir şey yani. Gençliğe yakışmıyor. Türk gencine bir defa hiç yakışmıyor. Tarihi bir bina bir de. Tabii tarihi bir binaya. İsterse tarih olmasa bile yani yakışan bir şeydir.